Kanuni Sultan Süleyman'ın 5 oğlu, 1 kızı vardı. Ve bunlardan Şehzade Cihangir Hürrem Sultan'dan doğmuştu. Ve genç bir yaşta, henüz 20'li yaşlarının başında bu dünyadan ayrıldı. Ve ardından Kanuni Sultan Süleyman onun gelmekten ve İstanbul'u seyretmekten çok zevk aldığı içinde bulunduğum, şu anda bulunduğum tepelere bir cami yaptırdı. Ve bunun bir de tersten bakışı vardı. Saraydan baktığında Kanuni de bu camiyi görecekti. İşte bu cami 1560 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Cihangir Camii'ydi. Ardından semte de adını işte bu cami verdi. Ancak yangınlardan bir türlü kurtulamadı bu cami. Tam 5 kez yangında yok olup gitti. Ve 1890 yılına geldiğinde şu anda gördüğümüz cami 2. Abdülhamit zamanında yapıldı. Ve bugün görünen cami aslında burada yapılan belki de 5. cami. Bu durumda da ilk yapılan Mimar Sinan'ın eserinden pek de geriye bir şey kalmamış. Ancak Mimar Sinan'ın bir izi var bu camide. O da planı. Yaparlarken 1890 yılında Sarkis Balyan, caminin mimarı, örnek aldığı bir yapı vardı. O yapı da Mimar Sinan'ın Edirne Kapı'daki Mirimah Sultan Camii'ydi. İşte onu yeniden yorumladı ve 19. yüzyıl süslemelerini de ekleyerek bu camiyi inşa etti. Tıpkı burası da Mirimah Sultan Camisi gibi köşelere gizlenmiş 4 taşıyıcı sütun üstüne yükseliyor. Ve onlar gizlendiği için de duvarlar açık kalıyor ve böylece bolca pencere yapabiliyorsunuz. İşte Mirimah Sultan'dan, Mirimah Sultan Camisi'nden esinlenen Cihangir Camii bugün Boğaz'a nazır hala yaşamaya devam ediyor. Bir de bunun karşı tarafı var, Üsküdar. Orada da bunun kardeşi diyebileceğimiz bir cami daha var. O da Ayazma Camisi, 3. Mustafa Camisi. Her ikisi de Boğaz'a ilk girişte sağda ve solda adeta Boğaz'ın giriş bekçileri gibi, kapı bekçileri gibi yükseliyorlar. Şehzade Cihangir 1543 yılında Halep'te zamansız bir şekilde 20'li yaşlarının başında bu dünyadan ayrıldı. O Kanuni Sultan Süleyman'ın gözünün nuru, sevincinin kaynağıydı. Bunu tarihçi Peçevi söylüyor. Bu çok sevdiğini gösteren bir detay aslında. Diğer taraftan da Kanuni diğer oğullarını da çok seviyordu. Ama gelin görün ki ona talih evlat acısını fazlasıyla yaşattı. Hem kendisinin verdiği emirle katledilen Şehzade Mustafa, hem de hastalıktan ölen Şehzade Mehmet zaten canını yakmıştı. İşte Cihangir de 20'li yaşlarının başında abisinin yani Şehzade Mustafa'nın katline dayanamamış ve kederinden bu dünyadan ayrılmıştı. Çünkü bu olayı gözleriyle görmüştü ve Şehzade Mustafa'yı yani abisini çok seviyordu. Ayrıca ince ruhlu bir delikanlı olduğu tarihçiler tarafından söyleniyor. Cihangir dünyayı sırtında taşıyan anlamına geliyor. Gelin görün ki Cihangir kambur doğmuştu. Ve işte bu şekilde hayatını biraz içe kapanık olarak sürdürdü. Zarifi mahlasıyla şiirler yazdı. Ve az önce de söylediğim gibi Şehzade Mustafa'nın katline dayanamayıp Halep'te bu dünyadan göçtü gitti. Geriye de onun adını taşıyan ve bu semte adını veren Cihangir Camisi yadigar kaldı.